Boşanıyorsun çünkü 5 milyon sende. Benim param. Ya hiç beklemiyordum da böyle bir şey. Attım boşanma kağıdın üstüne. Aklı gitti kızın. Tabii aşık bana, ne yapsın o da. Ya ne aşkı Alper ya, Allah aşkına. Siz ayrıldığınızda geçimsizlik denmeyecek sonuçta. Başka bir kadın denecek. O şimdi kaybetti, onu kaldıramıyor. Seda, ne sen ne de para. Derin için önemli olan bir tek şey var. O da benim. Ama ben burada kalamam. Ay niyeymiş o? Ya şimdi bu dava sürecinde benim aleyhime kullanacak bunu. Tam da sen bir şey istemiyorsun ki. Ha ya, o istiyorsan. Ay neyini isteyecek Alper, ceketini mi? Derin. Ne yapacağız? Açacağız artık, gördü bizi içeride olduğumuzu. Açıyorum o zaman. Aç. Hoş geldin. Merhaba. Buraya size çok istediğiniz bir şey vermeye geldim. Madem işler bu raddeye geldi, hocamı alabilirsin. Sorun çıkarmayacağım. Nasıl yani? Vaz mı geçtin? Hı. İstediğin bu değil miydi? Sevinç çığlıkları atmayacak mısın? Sonuçta istediğin şey oldu değil mi? Artık özgürsün, paran var, sevgilin var. Yani bir erkek hayatta daha ne istesin ki? Nasıl yani, artık bana tuzak kurmak, canımı yakmak yok mu? Ne oldu Alper, üzüldün galiba, alıştın herhalde sen. Ay yok, anlamaya çalışıyorum ya. Alper, bizim seninle 7 yıllık ilişkimiz var. 6 yıldır evliyiz. Birlikte çok şey yaşadık. Zaten bunun hatırına senden son bir şey istiyorum. İşte benim karım. İstediği kadar vazgeçtim desin. Hatırlar mısın, eskiden birlikte yemek yapardık. Önce alışveriş, sonra mutfak. Yine öyle bir şey olsun istiyorum. Yani sonuçta medeni insanlarız. Ben de kötü ayrılmak istemem. Olur. Tabii. Hazır medeni iken belki Seda Hanım'ı da çağırırız değil mi? O da bize eşlik eder. Ha, yok hiç gerek yok, teşekkürler. Aa lütfen, ısrar ediyorum. Birbirimize çok şey yaşattık. Bence bu konuyu artık tatlıya bağlamanın zamanı geldi. Değil mi? Saate haber veririm.